Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte şöyle hazır spora da gidiyorum derken, hazır siz de eğer başlamışken, genellikle kış sezonları herkesin spor yaptığı zamanlar oluyor. Size de gezip göstereyim dedim. İlk olarak şöyle havlum genellikle üst kısımda. Arkadaşlar eğer spora gidiyorsanız da mutlaka gittiğiniz yerlerde sonradan duş alma şeyleriniz oluyor. Orada kullanabileceğiniz genellikle size havlular falan veriliyor ama bence size tek tavsiyem kendi havlunuzu, kendi kullanacağınız özel şeyleri kendiniz evinizden götürmenizi tavsiye ederim. Ben de hazır kurumuşken bunu da üst kısma bıraktım. Şöyle bir normal havlu genellikle alıyorsunuz. Bu duş zamanında kullanmanız için şöyle bir havlum var. Tabii bu biraz büyük, açıldığında büyük olan. Böyle bir tane havlu bırakıyorum. Genellikle arkadaşlar sporda matara kullanan çok oluyor ama ben fazla matara kullanmadığım için şöyle genellikle büyük bir çanta kullanıyorum. Yan kısımdan şöyle küçük küçük su destilerim var. Onları kullanıyorum. Matarayla falan çok uğraşmayı sevmiyorum ve dediğim gibi çok da su içmeyi sevmediğim için küçük su kapları bana yetiyor. Şimdi iç kısımlarından başlayalım. Şöyle arkadaşlar, kullandığım bir Rexon'um var. Ama bu bitsin diye kullanıyorum. Size bunun Nivea'nın kullanmanızı daha çok tavsiye ederim. En güzeli Nivea'nın. Bu Rexon'un kullandığım bir deodorantı. Güzel, iyi ama dediğim gibi Nivea'nınkini kullanırsanız da daha iyi olur. Bunu indirimden almıştım. 8 küsürlerde olan bir şeydi. Ama çok da önermiyorum. Eğer kullanırsanız da Nivea'nın fresh'ini kullansanız sizin için daha iyi olur. Ve şöyle bir tane Kobi'nin bu şampuanını ben çok sevdim. Gerçekten de nar kokusu olan bir şampuan. Saçlarıma da iyi geldi. Küçük boyutlu olarak kullanıyorum çünkü rahat olsun. Büyüklerine gerek yok. Sporda daha rahat kullanabilmeniz için böyle bir de şampuanımız oluyor. Şöyle arkadaşlar, eğer kışın soğuk olan bölgelerde eğer gidiyorsanız da size tek tavsiyem, ben de kullandım, termal tight kullanmanızı isterim. Ben de termal tight aldım. Bir de şu alt kısmı çok güzel, ince. Bunu göstereceğim. İnce, bitiminden sonra ayrıca böyle bir ince tül gibi bir şey de vermişler. Termal tight gerçekten soğuğu falan da geçirmiyor. Rahat da kullanabileceğiniz bir tight olarak bırakıyoruz. Genellikle üzerine farklı farklı tişörtler giyiniyoruz. O istediğiniz tişörtler, tunikler size göre değişebiliyor. Onu göstermeyeceğim. Sadece termal tight'ı size göstereyim dedim. Bu termal tight arkadaşlar genellikle dışarıda 50 TL falan böyle markalı yerlerde. Ama normalde ben Tuhafi'den 27 TL'ye falan aldım. Bayağı da uygun aldım. Aynı marka, aynı model ama kağıdını attığım için markasını size söyleyemiyorum. Her zaman yedekte bir spor çorap bırakmanız lazım arkadaşlar. Bazen ayakkabılarınızı kullandıktan sonra sporda terleme falan da yapıyor. O çoraplarınızı mutlaka arada değiştirin. Tek tavsiyem bu size. Ve şöyle ayakkabılarımız, spor ayakkabılarımızı koyduğumuz kılıflarımız var. Benim kullandığım spor ayakkabım şu arkadaşlar. Tabii gitmeden önce eğer şöyle bir şey, illa yeni bir spor ayakkabı almanıza hiç gerek yok. Olan ayakkabınızı güzellikçe temizleyebilirsiniz. Bunu temizledikten sonra alt taban kısmını, üst taban kısmını bunu rahatlıkla kullanabilirsiniz. Benim kullandığım spor ayakkabım bu. Gerçekten de çok rahat. Farklı farklı modeller de yapabilirsiniz. Spora giderken hep aynı spor ayakkabı değil arkadaşlar. En az 2 tane olması lazım. Bir de bunları geldikten sonra havalandırın. Yani balkonlara veya cam kenarlarına bırakın. Bir havalansın. Kullandığınızda ayaklarınızda tabii terlemeler falan oluyor spor zamanında. Rahat olarak kullanabilmeniz için böyle ben kılıflara koyuyorum. Poşetlere değil de ayakkabı kılıfları olan yerleri. Şöyle bir de ıslak mendil. Ben ıslak mendil nedense çok kullanıyorum. Böyle normal kağıtları falan yerine böyle ıslak mendil alıp rahatlıkla terinizi falan silebilirsiniz. Elinizi falan duştan önce rahat da olabiliyor. Mutlaka çantanıza, bence spor gidiyorsanız da bir ıslak mendil kullanın. Bu da para ben içermediği için, kolonyasız olduğu için Migros'tan almıştım. 2 TL veya 2 küsür falan da bayağı indirimli oluyor Migros'ta bu mendiller, ıslak mendiller. Tavsiye ederim. Eğer gidiyorsanız da bundan bir tane çantanızda olsun. Çantamın diğer kısmında şöyle göstereyim. Mutlaka kolonya. Bu kolonyayı gratisten almıştım. Size göstermiştim. İndirim zamanı almıştım arkadaşlar. Sanırım 4 TL aldım. Normalde fiyatı 6,5 falan TL arasında değişiyor. Greyfurtlu. Şöyle çok sevdiğim bir kolonya. Bunu niçin kullanıyorsunuz? Hazır çıkarken böyle ben ferah kokuları sevdiğim için, elimi ayağımı yüzüme sıktığım için kolonya benim vazgeçilmezim. Her zaman her yerde bulunuyor. Şöyle bir şey, bu normal selpak mendilim. Tabi O kadar kullandım ki daha bitti. Bu da arkadaşlar şu kenarda da yara bandı. Sporda yara bandı bence almalısınız. Ben genelde bu da yine gratisin bir ürün arkadaşlar. Pakette satılıyor. Her bir çeşitinden bulunuyor. Bunu da yan kısma bırakın. Sanırım bu yara bantları 3 TL falandı. Bu peçete ise kabı ise Vans'tan almıştım. 4 tanesi 5 TL'ydi. Böyle bir de peçetemiz bulunuyor. Şöyle içerisinde farklı farklı tokalarım. Bu toka cüzdanı mı derler artık ne derlerse. Bu cüzdanı mutlaka hep alıyorum. Çünkü vazgeçilmezim. Hakikaten sporda çok farklı şekilde saçlarınız açılabilir, dökülebilir. O an değiştirebilirsiniz falan. En çok kullandığımız şöyle farklı farklı desende olan, renkte olan saç tokalarımız bulunuyor. Bu da yine gratisten almıştım. İndirimde 2 TL falandı paket olarak arkadaşlar. Şöyle küçük numunelik parfümler. Sonra çöp tokalar falan. O tarz şeyler bulunuyor. Şöyle bir tane de toplama için. Yani her çeşit tokadan bırakmışım arkadaşlar. Lazım. Gerçekten de oluyor. Ve şunu göstereceğim. Şekerler arkadaşlar. Tabii bu bitmiş olan şekerler, sakızlar. Her zaman yanımda bulunduruyorum. Çünkü seviyorum bu tarz şeyleri. Genellikle ve kulaklık. Mutlaka yanınızda götürün kulaklığınız. Bazen oradan veriyorlar ama kendi kulaklığınızda falan. Siz yine kendiniz götürün arkadaşlar. Spora gittiğinizde nasıl gidiyorsanız da bilmiyorum arkadaşlar. Her bir bölüm ayrı oluyor. Ben genel olarak alıyorum. Hepsi zumba, pilates, hepsi içerisinde olan bir bölüm alıyorum. Şöyle çantamda bir de olmazsa olmazımız parfümümüz arkadaşlar. Bir bitmedi bu parfümü. Neredeyse bir yıl oldu. Bitmiyor arkadaşlar. Versace Migros parfümünü de mutlaka yanında alıyorum. Bakın başka göstermediğim bir şey var mı diye. Yok. Evet. Bu da yine şu an kısmına bırakalım. Dediğim gibi kendi özel eşyalarınızı kendiniz götürmeniz daha iyi olur. Eğer spora da gidiyorsanız arkadaşlar, yeni de başlıyorsanız da artık yavaş yavaş bir şekilde bir şeylerin oturtmanızı yaptıktan sonra arkadaşlar çantanıza mutlaka kullanacağınız her şeyi alın. Çünkü yedek tişörtlerinizi alın. O an sonradan dışarı çıkabilirsiniz. Belki saç kurutması falan olmayan bölümler de olabilir. İsterseniz de saç kurutma makinesi küçük boy olarak yanınıza alabilirsiniz. Ama her spor alanında bulunuyor o saç kurutmanız. Çünkü duş aldığınız için. Bu tarz şeyleriniz oluyor arkadaşlar. Şöyle bir şey arkadaşlar, illa özele gitmeniz gerekmiyor. Şöyle bir şey geldi, artık belediyelere bağlı halk eğitim bölümlerinde de spor çalışmaları var. Oraya da başvurabilirsiniz. Başvuru kayıtları başladı. Dediğim gibi kış sezonunda genelde herkes gittiği için siz de oralara da gidebilirsiniz. Fiyatlar konusunda gelirsek arkadaşa genellikle 100 TL'den başlıyor böyle bir spor. Ama bölüm bölüm ayrılıyor. Zumba için ayrı bir fiyat, pilates için ayrı veya hepsi toplam. Yani her bir spora ait farklı fiyatlar olabiliyor. Eğer yeni başlayanlar için 100-150 TL arasında bir aylık değişiyor. Başka ne var diye onları anlatayım derken dediğim gibi eğer çok sağlıklı yaşam için zaten sizin boyunuzu, kilonuzu ölçüyorlar. Ona göre bir spor dalları yapıyorlar. İçeceğiniz falan ona göre, bazen de diyet falan da size verebiliyorlar. Dediğim gibi ilk önce güzel, profesyonel insanlarla rahatlıkla sporunuzu yapabiliriz. Ama sporda devamlı olmanız lazım. Bir gün yapıp 2 gün gitmemek olmuyor. İlk zamanlarda evet ağrınız olacak arkadaşlar. Yanmalar olacak, sızınız olacak. Belki kolunuzu kaldıramayacaksınız ama pes etmeyin. Güzelce sporunuzu yapın. Bir de şöyle bir şey var arkadaşlar. Oraya gelen arkadaşlardan ben görüyorum. Spora gelenler rahat rahat yemek yiyormuş. Bu iyi bir şey değil arkadaşlar. Spora geliyorum, sporumu yapıyorum ama çıkıyorum bir güzel nasıl derler börek, çörek gidiyorum rahatlıkla yiyorum ama sporun hiçbir faydası olmuyor. Şöyle bir şey arkadaşlar, tabii yiyin, yememezlik yapmayın ama her şeyin bir ölçüsüne göre yapmanız sizin için daha uygun olur diye düşünüyorum. Başka anlatabileceğim şöyle bir şey arkadaşlar. Sporlarda bayan hoca, erkek hoca. Bayanlara genellikle bayan hoca yapıyor. Siz orada isteğinize göre de başvururken söyleyip konuşabilirsiniz. Saatleri ona göre değişiyor. Genelde ben aldığım saat 1,5 saatlik bir şey. Bayan hoca. Ben de çalışıyorum. Genel olarak alıyorum dediğim gibi. Zumba, pilates, step, normal alet çalışması, yük falan derken hepsini belli günlere bölünüyor. Haftanın 3 günü gidiyorum. Haftanın her günü sakın gitmeyin, önermiyorum. Bir haftada en fazla 3 veya 4 gün gidin. Çünkü bakıyorsunuz bir de vücut artık kaldırmıyor. Hele ilk başlayanlar için çok zor oluyor bu tarz şeyleri. Başka anlatacağım bir şey yok arkadaşlar. Benim spor çantamda olanlar bunlardı. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayınız.